Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine son derece pratik ve çok lezzetli bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Tarifim fırında patlıcanlı kebap tarifi olacak. Bu ana etlerini tencereme alıyorum. Etim sulandı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oldukça sulandı. Şimdi ocağımın altını kıstım ve etim suyunu çekene kadar bu şekilde pişireceğim. Düdüklü tencereye koyarak da pişirebilirsiniz. Düdüklü tencerede birazcık daha çabuk pişiyor. Ama benim tencerem kısık ateşte güzel bir şekilde pişirdiği için ben tenceremde pişireceğim. Etlerim pişerken ben de patlıcanlarımı kızartacağım. Bunun için 3 adet patlıcanı, alacalı soydum. Tuzlu suda beklettim ve suyunu iyice süzdürüp kuruladım. Şimdi kızgın yağın içerisine patlıcanlarımı atıyorum. Kızaran patlıcanlarımı havlu kağıdı sarmış olduğum tabağıma alıyorum. Şöyle yağlarını bıraktırarak. Yemeğimiz fırında da pişeceği için çok aşırı kızartmanıza gerek yok. Etlerin suyunu çekti arkadaşlar. Bu arada tüpüm de bitti. Tek tüpte pişirdim. Ama buraya aldım tekrar. Şimdi yarım ay şeklinde doğramış olduğum 2 adet soğanı etlerin üzerine boşaltıyorum. Şöyle bir miktar da zeytinyağı gezdiriyorum. Çok az olacak şekilde. Şimdi tek tüpe alacağım. Tekrar soğanlarla birlikte şöyle bir kavuracağım. Soğanlarım epeyce kavruldu. Etlerimin üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Ve şöyle tekrar karıştırıyorum. 7-8 kadar çeri domatesi 4 parçaya böldüm. Onu da ekliyorum yemeğimin üzerine. Burada da iri parçalar halinde doğramış olduğum 5-6 diş sarımsak var. Onu da ekliyorum. Tuz çekiyorum. Karabiber çekiyorum. Ve tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Domateslerle beraber 3-4 dakika pişirdikten sonra fırın kabımı alacağım. Kızartmış olduğum patlıcanlarımı yerleştiriyorum. Patlıcanlarımın üzerine pişirmiş olduğum etlerimi boşaltıyorum. Etlerin üzerine tekrar patlıcanlardan koyuyorum.
Kalan etlerimi de patlıcanlarımın üzerine boşaltıyorum. Patlıcanlı et yemeğimi fırın tepsime güzelce yerleştirdim. Şimdi fırına atacağım ve 30-35 dakika piştikten sonra, piştikten demeyeyim de böyle birazcık o fırında lezzetine lezzet kattıktan sonra fırından çıkartıp servis yapacağım. Zaten etlerim de patlıcanlarım da pişmişti. Sadece fırında durduğu için birazcık daha lezzetlenmiş olacak. Yemeğimin üzeri fırında kızardı. 30-35 dakika kadar fırında tuttum. Ve şu an servise hazır. Servis yapmadan önce şöyle renk katması için üzerine kızartılmış biberlerden koyacağım. Son derece pratik ve çok lezzetli bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tariflerimi izledikten sonra videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.